Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi muhabbetle ve hürmetle selamlıyorum. Arefeniz mübarek olsun. Yarın bayram. Şimdiden hepinize sağlık, afiyet içinde tüm aile efratlarınızla birlikte hayırlı bayramlar diliyorum. Bayramın içinde bir gün yapmayı planlıyordum ama yetiştirmem gereken yazılar söz konusu olunca bayram tatili süresince onlara yoğunlaşmayı karar verdim. Böylece bugün kısmet olursa Cabiri merhumun çok değerli eseri Tekvinul Aklil Arabi kitabının kendisinin yapmış olduğu bir sonuç değerlendirmesini ve naçizane benim kendi değerlendirmemi içeren bu birinci kitabın son dersi olacak. İnşallah bayramdan sonra ikinci kitaba başlamayı düşünüyorum. Konuyu uzatmadan ekran paylaşımıyla başlığa taşıyalım, oradan devam edelim. Her zaman yaptığımız gibi. Gördüğünüz üzere Cabiri okumaları 18'deyiz. 377 ve 399. sayfalar arasında yer alan Arap-İslam kültüründe bilim ve siyaset ilişkisi başlığı altında kitabın bir sonuç ve değerlendirmesini yapıyor merhum Cabiri. Aslında akıl başlığını taşıyan çalışmalarının bütününe baktığımızda Cabiri merhumun bu çalışmalarının bütünlük arz eden bir projenin parçaları olduğunu söylememiz gerekir. Belki bu konuları okumaya ilk başladığımız derslerimizi hatırlarsanız orada da ifade etmeye çalıştığım üzere Cabiri merhumun bu çalışmaları bir projedir. Bir yönüyle Arap-İslam kültürünün bir değerlendirmesine yönelik projedir. Bir diğer yönüyle de Arap-İslam kültürünün bugün yeniden ihyası, yeniden kalkınması ve yapılandırılmasına yönelik bir örtük öneriyi de içinde barındırır. Daha sonra yeniden yapılanma şeklinde somut önerilerini de ele alacağımız inşallah derslerimiz olacak. Ama genel olarak projenin birisi doğrudan açık ve net olarak kendisini ifşa eden bir değerlendirme projesi oluşu. Diğeri de bu değerlendirmenin sürekli arka planında kendisini ima eden, kendisine işaret eden, dikkatleri çeken diğer bir yön olan yeniden kalkınma, yeniden toparlanma, ihya ve tecdit konusunda merhumun düşüncelerini ve yaklaşımlarını ifade etmekteydi. Her okuma bir hermönetiktir ve bir yorumdur. Dolayısıyla ben de bu kitabı zat halilerinizle değerlendirirken bir hermönetik ve okuma yaptım. Ve fark ettiğiniz üzere sadece kitabın içeriklerini size intikal ettirmekle yetinmedim. Bunun bir anlamı da olmazdı. Çünkü kitap hemen her belli düzeyde bir okuyucunun elini aldığında okuyabileceği, anlayabileceği bir kitap. Ancak muhtevası, mesajları, kendine özgü üslubu, içerdiği bazı hususların spesifik analizlerinin yapılması gibi ihtiyaçlardan hareket ederek benim değerlendirmelerimle bir okuma yapmış olduk. Yani yapmış olduğumuz bu 18 dersin tamamında Cabiri merhumun düşünceleri ve fikirlerinin yanı sıra kendi düşünce ve fikirlerimi de birlikte sizinle zaman zaman paylaşmaya çalıştım ve bunu da deklare ettim. Böyle düşündüğümü, böyle baktığımı da söylemeye çalıştım. Şimdi aslında baktığımızda bu sonuç değerlendirmesine Cabiri merhumun bu kitap boyunca bize ele alıp anlatmış olduğu hususları genel çerçevede bir tekrar etmiş olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunun tam anlamıyla bir tekrar olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır. Tam anlamıyla bir tekrar değil. Ama bu tekrarın kendine özgü dikkat etmemiz gereken unsurları var. O zaman biz de bu unsur üzerinden devam edelim ve Cabiri bu değerlendirmede tam olarak bize ne söylüyor? Onu müsaadenizle sizlerle paylaşmaya çalışayım. Bu değerlendirmesinde birinci olarak Arap-İslam kültürünün
tarihi. Buna dikkatimizi çekiyor. Arap İslam kültür tarihinden söz ediyor. Birazdan üzerinde duracağız. Dolayısıyla son derece önemli bir kültür tarihine ilişkin yaklaşımları, tespitleri var. Bunları zaman zaman kitabın içinde de paylaştı. Buna dikkatimizi çekiyor. Bir diğer husus, Arap İslam kültüründe ortaya çıkan epistemolojilere bunlara dikkat çekiyor ki bunların üzerinde durduk, bugün de duracağız farklı yönleriyle. Bu Arap İslam kültürünü oluşturan, Arap İslam kültürünün arkasındaki tabiri caizse akledişlere dikkatimizi çekiyor. Nasıl bir akliyenin olduğunu, Arap İslam kültürünü doğuran, inşa eden, olgunlaştıran ve bugünlere kadar taşıyan arkasında ne tür akledişlerin bulunduğunu bize Cabir merhum bu sonuç değerlendirmesinde özet halinde sunuyor. Epistemolojileri veriyor. Yine bu sonuç değerlendirmesinde üzerinde durduğu, bizim de üzerinde durmaya çalışacağımız son derece önemli bir konu olan ve kitabın başlangıçlarında da yaptığı üzere sürekli her birinin diğerini daha iyi yansıtmasını sağlamak bakımından eşya zıttıyla bilinir, zıttıyla ifşa olur. Özdeyişinde de olduğu gibi tu'raful eşya bi azdadiha. Bu konuda da Cabir merhum hep bir Batı Arap İslam kültür karşılaştırması yapıyor. Batı medeniyeti, İslam medeniyeti. Bu iki medeniyetin zaman zaman tarihsel olarak eş zamanlı nelere tekabül ettiği ve bunların sonuçları ve nedenleri üzerinde durarak bizim bir şeyi fark etmemizi istiyor. Yani Batı medeniyetinde olup bitenlerin arka planı ve bizde olup bitenlerin arka planı ve bunlardan çıkarmamız gereken derslerin neler olduğunu ifade ediyor ki bu son derece önemli bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu son değerlendirmeler üzerinden bizim Cabiri merhumun eserinde ele aldığı konuları üzerinde düşünürken bu başlıklar son derece önemli olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Ancak bu değerlendirmede vurgu yaptığı ve kendisinin de ifadesiyle bu değerlendirmeye kadar bilinçli olarak ihmal ettiği, göz ardı ettiği ve değinmediği bir de İslam kültüründe yani Arap İslam kültüründe bilimsel gelişmeler, Arap İslam kültüründe bilimsel gelişmeler dediği son derece önemli bir hususa dikkatimizi çekiyor ki erken dönem yani tedvin asrı itibariyle nereden bakarsanız bizde gerek matematik geometri alanında özellikle cebir konusunda keza astronomi konusunda fizik optik özellikle alanında öne çıkan isimleri saymak suretiyle batıya kıyasla epeyce bir aralarında uzun zaman farkı olmak koşuluyla öncelik ifade eden bilimsel gelişmelerin Arap İslam kültüründe mevcudiyetini ama her nasılsa bu mevcudiyetin az sonra da üzerinde duracağımız üzere epistemolojiler ile bir biçimde ilişkilenemeyişi, bunu renklendirerek irtibat kurmama izin verin lütfen. Cabiri'nin dikkat çektiği son derece önemli bir husus bu. Bilimsel gelişmeler söz konusu oldu. Ancak bu bilimsel gelişmeler bir biçimde epistemolojiyle ilişkilenemedi. Onlardan ayrı durdu, onlardan bağımsız kaldı,
onlardan bağımsız kalmanın bizde Arap İslam kültüründe doğurduğu vahim sonuçlardan söz ediyor Cabiri ki bu kurduğu ilişki son derece önemli. Ben de onu inşallah kurmaya, sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bunun üzerinden bir başka önemli hususu daha burada işaret etmemiz gerekir ki değerli izleyenler, o da tam anlamıyla Vail bin Hallak ile Taha Abdurrahman Üstad'ın, her ikisine de Cenab-ı Hak hayır uzun ömür versin, onların Cabiri merhuma karşı çıktıkları, onu önemli ölçüde eleştirdikleri bir alan olan şu yaklaşımını görüyoruz Cabiri merhumun. O da Arap İslam kültüründe ilim her zaman A. siyaset, B. ideoloji birlikte olmuştur. Birbirlerini etkilemişler, etkileşim içinde olmuşlar. Diyalektik bir biçimde siyaset ilimi, bilim demiyorum, ilimi, efendim, ilimde siyaseti ya da ideolojiyi birbirlerini tetiklemişlerdir. Dolayısıyla bu son derece önemli bir unsurdur. Az sonra Batı medeniyeti, İslam kültür medeniyeti karşılaştırmasında da bunlar her birerleri başlıklar halinde bizim işimize yarayacak ve bunlar üzerinde durmamız gerekecek. Şimdi bu konu son derece önemli bir unsurdur ve Cabiri merhumun bu özet bölümünde dikkatimizi çektiği, benim de naçizane üzerinde duracağım başlıklarda Vail bin Hallak'ın yazmış olduğu ki kendisini çok iyi okuyan, takip eden iyi bir okuruyum. Kendisine müteşekkirim. Özellikle İslam fıkıh alanını bize farklı bir perspektiften tanıtmaya çalışıp onlarla ilgili bilgiler verdiği için kendisine hayırlı ömürler diliyorum. Ama göz ardı ettiği, ısrarla ihmal ettiği husus sanki ilimin bu siyaset ve ideolojiden bağımsız olarak, müstakil olarak, ondan hiç etkilenmeksizin bir gelişme kaydettiğine ilişkin yapmış olduğu vurguları burada Cabiri ile birlikte doğru bulmadığımı ve efendim bunun gözden geçirilmesi gereken bir fikir ve düşünce olduğunu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Bir başka husus da Cabiri merhumun değerlendirme sadedinde dikkatimizi çektiği ve önemsememiz gereken hususlardan birisi, Arap İslam kültürünün Batı kültürüyle kıyaslandığında, ki kıyaslayacağız birazdan, aralarındaki en önemli farklardan birisi olarak göreceğimiz Batı İslam kültürü Batı İslam kültürünün tüm oluşumunun merkezi objesi, tabi Cabir'in ifadesiyle objeleri değil, objesi, tek bir obje var. O da nas. Yani nakil oluşu, nas oluşu. Bu da son derece önemli. Dolayısıyla Arap İslam kültürü nas merkezli bir gelişim sergilemiş. Nas üzerinden efendim konuyu ele almış. Burada nas derken tabii ki bir vurguyu belirlemekte fayda var. Cabiri merhumun dikkatimizi çektiği, görmemizi istediği husus, nas'dan hareketle dünya değil, ahiret oluşu. Nas'ın merkezi vurgusu dünya değil, ahirettir. Şimdi dolayısıyla ikinci kitapta detaylarıyla inşallah ele almaya çalışacağımız bu bakışın, bu perspektifin bize sağladığı efendim zemin üzerinden daha iyi anlamaya çalışacağımız ikinci kitapta bu hususun elbette her bakımdan detaylarını ele almaya çalışacağız. Şimdi sırasıyla bu ele almış olduğumuz hususları bir bir ele alalım ve üzerinde durmaya çalışalım. Cabiri merhum ne diyor, ne anlamalıyız? Bu kitabın sonucunda okuyucularımız ve bu
ders silsilesini izleyen izleyicilerimiz ve öğrencilerimiz tam olarak ne anlamalılar ve akademik olarak da buradan ne çıkarmalıyız? Biraz da çok fazla başınızı ağrıtmazsam ve zaman çok fazla uzamazsa bunların üzerinde durmak istiyorum inşallah. Şimdi birinci olarak Cabir merhumun söylediği husus bir diyelim. Bir, Arap-İslam kültürü yeniden yazılmalıdır. Şimdi bir yeniden yazmadan söz ediyor. Bizim geleneğimizde ve başka geleneklerde de tabii ki bu söz konusudur. Bir yeniden yazma söz konusu olduğunda bu her zaman bize bir önceden yazılanların mevcudiyetini ima eder. Yani bir önceden yazılmış, yani Arap-İslam kültürü yazılmış. Ama Cabiri diyor ki yeniden yazılmalıdır. Cabiri bir proje insanı ve mütefekkiri olarak, doğal olarak yeniden yazmadan kastettiği şey bütüncül bakıştır. Ve dolayısıyla Cabiri merhumun Arap-İslam kültürü yeniden yazılsın dediğinde, bütüncül bir bakış açısıyla yazılmasını talep ettiğinde acaba buradan ne kastediyor, neyi ima ediyor, bunu görmemiz çok önemli. Şimdi Arap-İslam kültür tarihinde, kültür tarihi yazılsın dediğimizde kendisinin de ifadesiyle yazılanları sıralıyor. İşte fırkalar üzerine yazılmamış mı? El Milel ve Nihal eserleri tamamen fırkalar üzerine yazılmış. Yine bizim geleneğimizde en çok yazılan, en geniş kaynaklarımızdan biri olan tabakat kitapları. Nesil nesil ulemanın, fukahanın, muhaddislerin, müfessirlerin biyografilerinin yer aldığı tabakat kitapları ve keza fırkalarla bağlı olarak da zikredebiliriz makalat. Yani fikirler, düşünceler ve görüşler. Cabiri merhumun birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı ele alınmış olan bu Arap-İslam kültürüne ilişkin kaynakların bütüncül bir bakış açısıyla parçaların bütün içinde anlamlı olacağı, tutarlı olacağı ve birinin diğerinin tahsihi ve doğrulanmasına hizmet edeceği anlamda bir bütüncül bakışla yeniden yazılmasını talep ediyor. Dolayısıyla fırkalar, tabakat ve makalat üzerinden bir ihtilaflar tarihini değil, ihtilaflar tarihini yazmak değil, ihtilaflar tarihini yazmak değil, bir anlamda bir bu ihtilafların ortak nedenini yazmak, iki ihtilaflardan çok ortak noktaların neler olduğunu göstermek. İşte diyor Cabiri merhum, biz Arap-İslam kültürünü yeniden yazdığımızda, Arap-İslam kültürüne dair bugüne kadar yazılan kaynakları yeniden değerlendirdiğimizde, burada o yazıla gelen ihtilafların bir ihtilaf tarihi oluşu üzerinden konuyu ele alırsak, bir ihtilaflar tarihi yazmak yerine bu ihtilafların nedenlerini belirlemek. İşte birazdan üzerinde duracağımız üzere bu ihtilaflar tarihinin nedenlerinin arkasında yatan en önemli nedenlerden birisi siyaset ve ideoloji ilişkisidir. Ben bir doktora tezi olarak çok değerli bir öğrencime, çalışkan ve değerli bir öğrencime erken dönem 3. asırda hadis kaynaklarının teşekkülünde muhaddislerin ideolojik duruşlarının rivayetlerin kaynaklara yansımasını çalıştırdım doktora tezi olarak. Dolayısıyla bizim geleneğimizde hiçbir alimin buna şu çerçeveyi istisna edelim, işaret koyuyorum, bilimsel çalışmalara kendilerini adayanları istisna ederek söylüyorum, İdeolojiden ve siyasetten bağımsız olmamış olamamışlardır. Yani yaşadıkları sürecin doğal tabii gereği olarak ondan hariç olamamışlardır. Dolayısıyla bu nedenleri görmemiz lazım.
İşte Cabiri merhumun bu eserinde ve devam eden diğer eserlerinde ki başarısı bence bu nedenleri görmemizi sağlayan yapısalcı bir bakış açısıyla bize bunları sunabilmesidir. Bir taraftan nedenlerin tespiti, diğer taraftan da ortak noktaların gösterilmesi. İşte bu ortak noktaların gösterilmesinde de epistemolojileri ele aldı. Birazdan üzerinde duracağız. Epistemolojiler, epistemolojik ortaklık, aynı akledişe sahip olmak, aynı usul ve yöntemde birlikte olmak ve bu yöntem ve usullerin farklılıklarına rağmen ortak alanlarının kesişim alanlarını belirlemek ve göstermek gibi ifade edebileceğimiz bir durum üzerinden bu kültür tarihinin yeniden yazılması gerektiğini söylüyor. Tabii Arabistan kültür tarihinin yeniden yazılması daha önce de söylediğimiz gibi felsefi mirasımız ve biz eserini inşallah Burhan'la birlikte okurken orada da üzerinde duracağımız üzere ideolojik okumalar üzerinden daha çok yapılmaktadır. Mümkün olduğunca ideolojik okumalardan bağımsız, Abbasiler dönemi ideolojik duruşlarının bir devamı olmak, efendim marazından tabir yerindeyse kurtularak, daha objektif, daha bilimsel, daha nesnel bir perspektifle bakmak ve bu bakış açısında mümkün olduğunca yeniden kalkınmamızın ve yapılanmamızın bir zeminini teşkil edecek şekilde de onu bir projeye dönüştürebilmek. Yani kültür tarihini yeniden yazmak. Tarih felsefesi açısından bakacak olursak, konuya tarih felsefesi açısından bakarsak, Batı tarih felsefecilerinin konuya yaklaşımlarını şöyle bir hatırlayacak olursak, tarihi yeniden yazmak aslında geleceği inşa etmektir. Tarihi yeniden düşünmek, geleceğin imkan alanlarını düşünmektir. Tarih üzerine yeniden teemmülde bulunmak, geleceğe ilişkin teemmülde bulunmaktır. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda her tarih okuyuşu bir gelecek inşasına hazırlık mahiyetindedir. Bu nedenle tarihi yeniden okumak gelecekle doğrudan ilişkilidir. Ve tarih felsefesi bütünüyle Batı'da da bunun üzerine teşekkül eder. İşte bizim İslam kültürünün yeniden okunması ve yeniden yazılması Cabiri'nin tarih felsefesi açısından söyleyecek olursak tamamen Müslümanların geleceğine ilişkin bir projenin, Müslümanları nasıl bir gelecek bekliyor, nasıl bir efendim istikballe karşı karşıyayız ya da istikbalimizi nasıl inşa etmeliyiz, geleceğimizi nasıl projelendirmeliyiz de doğrudan ilgili bir husustur. Bunun neden efendim işte Hicri 8. asırdan itibaren İbni Haldun'la birlikte tarihte geride kaldığı, bunun üzerine düşünülmediğine de sıklıkla atıfta bulunan ki doktorasını İbni Haldun üzerine yapmış, çalışmalarının ağırlıklı bir bölümünü İbni Haldun üzerine gerçekleştirmiş bir bilim insanı ve mütefekkirden söz ediyoruz. Dolayısıyla Cabiri merhumun bu konuda Arabistan kültürünün yeniden yazılmasına ilişkin öneride bulunması son derece önemlidir. Çünkü bu kültürün yeniden yazılması demek geleceğimizi ve üzerinde yürüyeceğimiz, geleceğe yürüyeceğimiz yolun yol haritasını belirlemeden ibarettir. Bunu ikinci kitapta ve ikinci kitapla birlikte okuyacağımız diğer kitaplarda inşallah daha detaylı bir biçimde ele alma imkanımız olacaktır diye düşünüyorum. Demek ki birinci olarak Arabistan kültür tarihinin yeniden yazılmasını önerdi. Arabistan kültür tarihi yeniden yazılmalıdır. Peki Arabistan kültür tarihi yeniden yazılmalıdır diye başladığımızda ikinci olarak bizim ele alacağımız husus iki, Arabistan kültürünü oluşturan akıllardır, epistemolojilerdir. Şimdi Arabistan kültür tarihinde ortaya çıkan bu epistemolojiler üzerine çok konuştuk. Uzatmayacağım, bunu daha hızlı geçmeyi düşünüyorum ve ikinci kitapta zaten tüm detaylarıyla bunu konuşacağız. Onun için yüksek müsaadenizle bu hususu çok hızlı geçmek istiyorum. Beyani epistemoloji,
İrfani epistemoloji ve burhani epistemoloji olarak Arabistan kültür tarihinin bu üç aklın ürünü olarak ortaya teşekkül ettiğini konuştuk ve bunların birbirleriyle etkileşimlerinden de söz ettik. Dolayısıyla son derece bu hususun yapmış olduğumuz dersler ve okumalar muvacihesinde netleştiği kanaatindeyim. Şimdi burada bu üç aklın da birazdan ele alacağımız bağlamda sözünü edeceğimiz bir başka hususa müsaadenizle geçeceğim. O da Arap-İslam kültürü ile Batı kültürünü karşılaştırma yapıyor. Cabir-i Merhum. Oradan devam edelim. 3. Batı ve Arap-İslam kültürü. Karşılaştırma. Cabir-i Merhum'un sıklıkla bize Batı'yla Arap-İslam kültürünü karşılaştırma çabası, farklı vesilelerle bu karşılaştırmayı yinelemesi son derece önemli bir hususu görmemizi istemesinden dolayıdır. Örneğin Batı medeniyetinin çözümlemesini yaparken Batı medeniyetini hiç kuşkusuz Yunan'dan başlatır. Yunan, Roma ve Batı. Bu üç düzeyde bugünkü Batı medeniyetinin geldiği noktaya tarihsel olarak bu süreçlerden geçmiş olmasını daha önce de üzerinde durduğumuz gibi kendisince bu gelişimlerin kendi içinde bir akla tekabül ettiğinden söz eder. Ve bunlar üzerinde de uzun uzun durduğumuz için burada çok fazla uzatıp zamanımızı almak istemiyorum. Antik Yunan'dan söz ettiğinde burada orijinal olarak Cabir'in dikkatimizi çektiği son derece önemli husus felsefedir. Yunan mucizesi olarak ifade ettiği felsefe tam olarak aklın fonksiyonunu icra ettiği bir süreçtir. Cabir'in tüm vurgularıyla Yunan aklının bu kendine özgü fonksiyonunu icra ettiği süreçteki objesi evrendir. Evren üzerine düşündü, insan üzerine düşündü daha sonra ve bütün bunlar üzerinde düşünürken hep bir asıl ilk arke neden aradı. Bir neden aradı. Dolayısıyla Cabir-i Merhum'un ısrarla Batı medeniyeti Arap-İslam kültürünü karşılaştırmada vurgulamak ve öne çıkarmak istediği ana hedefi Batı aklı dediğinde antik Yunan'la başladığı bu aklın neden ve sonuç ilişkisi üzerine çalışan bir akıl olduğuna yaptığı vurgudur. Karşımızda neden sonuç üzerine odaklanmış çalışan bir akıl var. Bunun objesi evren. Evren sonsuz bir çokluk olduğu için ve evrenin bu sonsuz çokluğunun neden ve sonuçları sınırsız olduğu için Yunan aklı neredeyse sonsuza dek üzerinde düşünebileceği kendine bir alan açmıştır. Diğer bir tabirle Yunan aklı, az sonra da üzerinde duracağım, Aristoteles sonrası Neoplatonizm üzerinden, Pisagorizm üzerinden atıl akıl etkisinde kalmamış olsaydı, bu Helenistik sürece maruz kalmamış olsaydı, Batı aydınlanması neredeyse İslam aydınlanmasıyla eş zamanlı başlayabilirdi diyor o. Onun için neden sonuç konusu son derece önemli. Şimdi neden sonuç
üzerinden evreni anlamak, arkeyi anlamak, sabit ilkeyi, temel ilkeyi anlamak, çokluğun arkasındaki birliği, vahdeti, unity'yi görmek, Batı felsefi tabiriyle söyleyeceksek, bir uniqueness aramak, efendim, Batı açısından, antik Yunan açısından, Cabiri'nin işaret etmeye çalıştığı son derece önemli bir husustur. Bunu söylerken Cabiri doğal olarak İslam kültüründe daha önce yukarıda da söylediğiniz üzere işte bu Nas meselesi İslam kültüründe ilimlerin, aklın objesi evren değil, insan değil, Nas'tır. Nas olunca Nas üzerinden düşünecek ve Nas dil üzerinden gerçekleşecek ve dolayısıyla Nas sınırlı sayıda nakildir. Dilin de bir sınırı vardır. Bu da nahivdir. Evet. İşte Cabiri merhumun öncelikli vurgulamak istediği şey Arap İslam kültüründe ilimlerin bir yere geldikten sonra donuşunun, duraklayışının, kendi içinde sarmal bir biçimde devinmeye başlayışının en önemli nedenlerinden birisi aklın, her üç aklında objesinin Nas oluşudur. Nas'a yönelik oluştur. Hocam Burhan da mı? Evet. Çünkü bizimkiler Burhan'ı da biliyorsunuz Nas'la ilişkilendirerek onu dönüştürdüler. Dolayısıyla bizde Burhan, Yunan kültüründeki Burhan'la aynı değil. Böyle olunca buradan hareketle Cabiri iki kültür arasındaki akledişteki akledişin nesnesine yönelik bu tespiti son derece önemlidir. Bu itibarla Cabiri'nin şu ifadelerini önemsemeliyiz ve buraya yazmalıyız. Der ki, felsefe Yunan mucizesi ise fıkıh ve dil Arap mucizesidir. Arap İslam kültürünün mucizesi budur. Dünya kültürlerinin hiçbirisinde Arap İslam kültüründe erken dönemde dil üzerine yapılan çalışmalar kadar çalışmanın yapıldığı başka hiçbir kültür gösteremezsiniz diyor. Cabiri ki bunu Batılılar da aynı tonda ve vurguyla ifade ediyor ve kabul ediyorlar. Dolayısıyla bir fıkıh medeniyeti, bir dil medeniyeti olması bakımından fıkhın ve dilin de bağlı bulunduğu şeyin Nas olması üzerinden, özellikle Şafii'nin kıyası meşrulaştıran efendim ve onun üzerinden yürüyen, yine kelamın gaibi şahit üzerine temellendiren kıyasa bağlı, keza nahvi kıyasta dilcilerin kıyası dikkate alan tavırları, bütün bunların hepsinin kıyasa dayanan, kıyas temelli bir akledişin söz konusu oluşu ve kıyas edilecek mesele ve kendisine kıyas edilecek meselenin sınırlılığını dikkate alırsak bu medeniyetin, bu kültürün donuklaşması, donması kaçınılmazdır. Ama Batı medeniyeti böyle değildi antik Yunan'da. Ama diyor Cabiri, antik Yunan'da Aristoteles sonrası çünkü Aristoteles'in de yaptığı şey tamamen teorikti. Teorik akıl yürütme belli bir düzeyden sonra artık insanlar için yeterli gelmemeye başladı. Teorik akıl aklın yeterli gelmemeye başlamasının arkasından işte o neoplatonik sürecin başlaması, Helenistik dönem ki Cabiri merhum Helenistik çağ uzmanı Föstiger'in tespitlerine
atıfta bulunarak bunların üzerinde durur ve der ki haklı olarak Köstiger, Helenistik dönemde artık Yunan aklı kendi kendini yemeye başladı. Ve Yunan aklı Helenistik dönem itibariyle dönemde rasyonelden irrasyonele, Cabir'in ifadesiyle atıl akla dönüş yaptı. Şimdi burada görmemizi istediği şey şu. Helenistik döneme gelindiğinde, yani Büyük İskender'den sonraki süreçleri söylüyor. Bu süreçlerdeki gelişmelerde Yunan aklının inanılmaz bir biçimde Gnose dediğimiz irfani hermetik geleneğe kaydığını ve bir irfancılığın Arap İslam kültüründe doğacak olan irfandan çok çok önceleri ve ona kaynaklık edecek şekilde gelişme kaydettiğini ve Yunan aklının Arap İslam kültüründeki akıllardan çok önce bu atıl akıl marazına, Cabir'in ifadesiyle maruz kaldığını ve tutsak edildiğini söyler. Ve ilginç bir biçimde Cabir'i şöyle bir tespitte bulunur ki bu tespitin üzerinde konuşmalımız lazım. Burası son derece önemli çünkü. Der ki merhum, Arap İslam kültüründe Tedvin asrı, yani Abbasiler dönemi, bu Cabir'in çok net bir biçimde söylediği üzere İslami aydınlanmadır. Dünya tarihindeki en ünlü aydınlanma, İslami aydınlanma, Tedvin asrıdır. Cabir-i merhum Tedvin asrındaki ilimlerin ortaya çıkışını, özgür ve özgünlüğünü, ulemanın kendi aralarında kıyasıya bir biçimde fikir üzerinden kalemle yaptıkları fikir savaşlarında ortaya çıkan bilimsel çıtanın ve düzeyin olabildiğince yüksekliğini dikkate alarak tam anlamıyla bir aydınlanma çağı yaşandığını ve bu çağa paralel olarak Batı kültürü, Roma ve Antik Yunan'ın devamı olarak bir akıl tutulmasının ve bir ortaçağ karanlığına, Gnose karanlığına, efendim Cabir'in tabiriyle, maruz kaldığına dikkat çeker. Ve der ki bizdeki bu erken aydınlanma süreci yaklaşık işte bir ilk dört asra tekabül eden ve ardından da işte Gazali'ye kadar, daha önceki uzunca üzerinde durduğumuz bahisleri hatırlayınız lütfen, 6 asırlık bir süreci kaplayacak şekilde Aksak Topal oraya kadar ışıklarını yayabildi, dayanabildi. Şu faktörler nedeniyle, bakın şu faktörler nedeniyle kendi içine dönmeye, devinmeye mecbur kaldı. Objesi bitti. Objesi bitti. Dolayısıyla geleneğimizde içtihadın kapısını bir meclis kararıyla hükümet kapatmadı. Bunu ikinci kitapta çok detaylı bir biçimde konuşacağız. Sistem kendi kendisine kilitlendi. Kıyas edeceğiniz mevzu kalmayınca, aklediş sadece kıyastan ibaret olunca, sistem kendi kendini kilitledi. Kilitlenince ne oldu? Geriye devindi, eskiye devindi. Bu da karşımıza bugün de sancılarını çektiğimiz acı bir taklitçiliği, şekilciliği doğurdu.
İşte bu açıdan Cabiri Batı medeniyetini ve İslam kültürünü karşılaştırırken hem bir taraftan bu iki medeniyetin kurucu ögelerinin farklılıklarına dikkat çekmeye hem de bunların eş zamanlı tarihsel olarak etkileşimlerine ve benzer ve farklılıklarına işarette bulunmaktadır. Tam da burada Tedvin Asrı İslami Aydınlanma aşağı yukarı işte Hicri 6. asır, işte miladi 14. asır, 13. asra tekabül eden yıllarda bizim İslami aydınlanmanın sönmeye yüz tuttuğu süreçte Batı 15. yüzyıldan sonra yeniden aydınlanmayı başardı. Şimdi Cabiri tam da burada şu soruyu soruyor. Batı'dan en az 5-6 asır önce aydınlanmasını gerçekleştiren İslam dünyası neden bir kararmaya doğru kayarken Orta Çağ karanlığının içinden Batı nasıl bir aydınlanmayı gerçekleştirdi, başardı? Bu ikisi arasındaki sorun nerede yatıyor? Görmemiz gereken şey nedir sorusunun cevabını arıyor Cabiri. Çok önemli bir soru. İşte verdiği cevaba bakalım. Cabiri merhum diyor ki Batı Orta Çağ skolastik irrasyonalizmden Batı rasyonalizmine geçti. Özellikle Descartes'e yaptığı vurguyu da dikkate alacak olursak, yeniden bir rasyonel dönemin, bir rasyonel çağın başladığını ve tabii bunların üzerinde detaylara girmiyorum. Yani girmeyelim, bence de ileriki kitapları daha çok üzerinde duracağız. Sadece bir genel değerlendirme olması bakımından bunları ele alıyoruz. İşte John Locke'ları, David Hume'ları vesaireleri, Isaac Newton'ları dikkate aldığımızda, Batı'daki bu gelişmeleri ve daha sonra tabii ki Kant'a falan geldiğimizde bunları dikkate aldığımızda görüyoruz ki bu defa Batı rasyonalizmi farklı bir kimlikle ortaya çıkacak. İlk ortaya çıktığı Yunan'daki arke arayan, ortak noktayı arayan, yegane nedeni, birliği, bütünlüğü arayan akıl, bu yeniden aydınlanma, Batı aydınlanmasının zuhurunda bilimi, teknolojiyi doğuracak olan bir rasyonalizme yönelecek. İşte neden sonuç akliyesi burada yeniden yapılanacak ve yeniden artık burada evreni keşfeden bir akıl, evreni anlamaya çalışan bir akıl, evrenin işleyişindeki neden sonuç ilkelerini tespit etmeye çalışan, Newton fiziğinde gördüğümüz mekanı ve zamanı mutlaklaştıran ve onları keşfetmeye çalışan bir akıl, deneyleyen akıl, deney sonuçlarını kaydeden akıl, tüme varımı esas alan bir akıl, böyle bir akıl ortaya çıkıyor. Ve böyle bir akıl bir teknoloji geliştiriyor, bir teknoloji medeniyeti ortaya çıkıyor. Ekonomisiyle, efendim, insana bakışıyla, evrene bakışıyla, Tanrı'yla kurduğu ilişkiyi yeniden düzenlemek üzerinden bir Batı aydınlanmasıyla karşı karşıyayız. Ve Cabiri diyor ki, Arap İslam medeniyetinde erken dönem ortaya çıkan, şuraya vurgu yapalım, bilim insanları, değil mi? Biruni gibi, efendim, benzer, hatta bu konuda Mana Yayınları hemen aklıma geldiği için
söyleme ihtiyacı hissettim. İslam düşünürleriyle ilgili 9 cilt bir kaynakça da yayınladı. Harizmileri, Biruni'leri, bunları İbni Heysem'leri düşünürsek ilk akla gelen önemli isimlerden. Hatta bu konuda ömrünü vermiş efendim bilim insanlarını dikkate aldığımızda Cabir diyor ki neden bu erken dönem bizde böyle büyük Batı'nın bugünlere gelmesini sağlayacak bilim insanları varken o bilim insanlarının sayu gayretleri Batı'yı bugünlere taşıyan yolu onlara açtığı gibi bize onlar açamadı. Descartes'in, Newton'in, efendim David Hume'un, John Locke'un vesairenin öncülüğünü bizimkiler niye yapamadı? Matematiğin, geometrinin, cebirin, optiğin bu büyük ustaları bunu niye yapamadı? İşte Cabiri merhumun buna verdiği cevap bu bilim insanları siyasetin ve ideolojinin zemininde yükselen üç epistemolojinin herhangi birisine bulaşmadılar. Müstakil kaldılar ve herhangi bir destek göremedikleri için de takipçileri İrfanın egemen olduğu yıllarda da bizim böyle bir aydınlanmayı tamamlamamıza neden olamadılar der. Şimdi burada Cabir'in irfanla karşılaştırmak üzere yaptığı son derece önemli bir yaklaşımına müsaadenizle dikkatinizi istirham edeceğim. O da Batı'da bilim ve teknolojinin gelişmesinin bugün de çok tartıştığımız üzere seküler ve dünyevi oluşuna olan vurgu. Dünyevi bir aydınlanmadan söz ediyoruz. Bu aydınlanmanın bütün içeriği dünyevidir. Şimdi böyle bir dünyevi aydınlanmanın İslam kültüründe gerçekleşmemesinin sebebi irfandır diyor. Tabiri. İrfani epistemoloji Gazali merhum ve onun takipçilerinin de vurguladığı ve temsil ettikleri üzere uhrevidir. Uhrevi olan bir dünya görüşünde dünyevi bir aydınlanma bekleyemeyiz. Bu konuları genelde dersimde de bazı yönleriyle işlerken öğrencilerime ezberlemelerini istediğim çok önemli bir Nakşibendi tarikatı geleneğinde meşhur olan Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin ruhu şad olsun. Bir ifadesi var, dörtlüğü var. Onu söylerim. Bu çok güzel özetliyor. Uhrevi oluşu çok güzel özetliyor ve dünyevi olan ile ilişkiyi göstermesi bakımından da son derece önem arz ediyor. İzninizle onu buraya yazmak istiyorum. Şununla yazayım. Bir, der ki merhum, der tariki nakşibendi, lazım Ahmet çağır çiz. Nakşibendi geleneği dört temel ilkenin, dört esasın korunmasına dayanır. Dört temel ilkesi vardır. Bir, terki dünya. Bakın, daha birinci ilke dünyayı terk. İki, terki ukba. Terkte o kadar ileriye gidiyorsunuz ki ukbayı, ahireti de terk ediyorsunuz. Üç, terki hesti. Hesti her şey demek. Her şeyi terk ediyorsunuz. Dört, terki terk,
Öyle bir yere geliyorsunuz ki artık terki terk, bu eneyi, benliği terktir. Ene. Beneyi. Enel hak işte bu. Terki terk enel haktır. Oralara girmek istemiyorum. İkinci kitapta, İrfan'da bunu çok konuşacağız inşallah. Şimdi böyle bir dünya görüşü egemen olursa burada dünyevi olana gerek yok. Şimdi konuya böyle baktığımızda Batı medeniyetinin aydınlanmacı rasyonalizmiyle evrildiği yeriyle bizim erken dönem tedvin asrı rasyonalizminin evrildiği yer açısından baktığımızda irfani geleneğin bu konudaki etkinliğine çağrını yaptığı vurguyu önemsememiz ve dikkat almamız gerekir. Az sonra kendi değerlendirmemi yaparken bu hususun üzerinde yine yüksek müsaadelerinizle biraz durmaya çalışacağım. Demek ki Batı medeniyeti ile İslam kültür medeniyetinin de karşılaştırılmasına ilişkin yaptığı bu değerlendirmede Cabiri merhum, İki medeniyetin temel karakteristikleri arasındaki farklılığa da dikkat çekiyor ve bir bakıma son derslerimizde yaptığımız Endülüs tecrübesi üzerinden ahuvahlarıyla da birlikte bize Burhan temelli yeni bir rasyonalist duruşu öneriyor. Yani kısaca bizi kurtaracak olan akıldır. Akıl üzerinden yeniden hem geçmişimizi değerlendirmeliyiz, hem dinimizi değerlendirmeliyiz. Kendimize akıl üzerinden bir zemin belirlemeli ve buradan yürümeliyiz demeye çalışmaktadır. Şimdi buradan yukarı maddelere yeniden dönecek olursak, Arap İslam kültüründe her zaman siyaset ve ideoloji egemen olmuştur dedi. Bunun üzerinde de biraz duralım. Evet. Siyaset ideoloji haklı olarak Cabiri bu konuyu ele alırken der ki en erken teşekkül eden ilimlerin başında kelamı sayar haklı olarak. Kelam ilmi. Kelam ilminin hiçbir konusu siyasetten bağımsız değildir der. Ki nitekim Eş'ari merhumun makalatını okuduğumuzda da ya da diğer Elmilel ve Nihali Şehristani İbn Hazm'ı okuduğumuzda da gayet net bir biçimde görürüz ve söylenilen ilk cümle şudur. İlk cümle. Müslüman ümmetin İlk akaid sorunu, bakın inanç, akaid sorunu imamet, hilafet sorunudur. Bu siyasi bir sorun. Daha sonra aklınıza gelecek olan tüm kelami tartışmalara bakalım. Kadere, cebire, vahyin mahluk olup olmadığına vesaire, hiçbirisi siyaset ve ideolojiden bağımsız değildir. Dolayısıyla sadece kelam ilmi değil, diğerleri de böyledir. Hadisi, tefsiri, fıkı bunlara dahil edebiliriz. Neden siyasetçiler işte daha önceki derslerimizde okuduk, üzerinde durduk bölümleri konuşurken kimisi Hanefiliği öne çıkarmaya, kimisi Şafiiliği öne çıkarmaya, kimisi Hanbeliliği öne çıkarmaya, kimisi Malikiliği öne çıkarmaya çalışıyor ve yaşadıkları dönemde bu ulemaya şöyle bir eser yazsanız, böyle bir şey yapsanız, şunu yapsak, bunu yapsak, bunu dayatacağım, şunu şöyle yapacağım diyen siyaset adamlarının olduğunu, özellikle Abbasiler döneminde bunun örneklerini epeyce gördük. Dolayısıyla siyaset ve ideolojinin
ilme müdahalesinin ilmin kendi doğal ve tabii seyrinde gelişmesini engellediğine dikkat çekiyor. Şimdi yaşadığımız devri düşünelim. İçinde yaşadığımız devir. Değil mi? İlahiyat fakültelerinden felsefe bölümünün kaldırılmasının kenarından döndük. Ve yetkin düşüncede üniversite ve özgürlük yazısını yazdığımda buna değindim. İlahiyat fakültelerinde felsefe kalksın, öğrencilerin kafasını karıştırıyor. Felsefenin ne işi var? Argümanıyla neredeyse kaldıracaklardı. Şimdi tedrisata, özellikle üniversite düzeyinde işin ehli olması, akademik ünvan bir ehliyettir aynı zamanda. Ehliyet göstergesi olmalıdır. İşin uzmanlarının ders verdiği bir yerde bu derse, içeriye, muhtevaya müdahale ederseniz o zaman ilim kendi doğal seyrinde ilerlemez. Kendi doğal seyrinde ilerlemeyince bizi götürmesi gereken ışığa ve aydınlığa da çıkarmaz. İlme tabi olmak, düşünce insanı olmak demek, akademik rehberlik derslerimde de söylemeye çalıştığım gibi değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim. İlmin bizi götüreceği her yere gitmeye hazır olmak demektir. Rehberimiz ilimse bizi götürdüğü yere kadar götürsün. Biz de gidelim. Görelim nereye götürecek. İlmin götürdüğü yerden korkarak gidemeyiz. Ve bir de ilmi ideolojik olarak istihdam ettiğimizde, ideolojiye alet ettiğimizde, ideolojik duruşlarımızın ilimlerini, sloganlarını öne çıkardığımızda artık ilimden bir aydınlanma beklemek son derece umutsuz bir vakaya dönüşür. Bunun için siyaset ve ideolojide beyani akıl hep iktidarın aklı olduğu için siyasetin göbeğindedir. İrfani epistemoloji hep muhalefette kaldığı için kısmi iktidarlar hariç siyasetin merkezindedir. Bir burhani epistemoloji siyasetten ve ideolojiden bağımsız olması gereken bir epistemolojiyken zaten Me'mun'la birlikte İslam kültürüne davetinin ve kazandırılmasının arka planı siyaset ve ideoloji olduğu için, beyanı irfana karşı güçlendirme hedefi olduğu için, beklenti siyasi ve ideolojiydi. Onun için de burhan İslam kültüründe hiçbir zaman hak ettiği yeri bir türlü bulamadı. Cabiri'ye göre bir tek şeyde bulabilecekti Endülüs tecrübesinde. O da talih yaver gitmedi ve İbni Tumertlerle başlayan, İbni Bahçe, İbni Hazım ve İbni Rüşd'le zirveye ulaşan serüven İslam kültüründe karşılığını bulamadı. Ancak İbni Rüşd Endülüs üzerinden Batı aydınlanmasına dolayısıyla bir katkı sağladı ve Batı'nın gerçek manada bir Aristoteles'le buluşmasını sağladı. Ortaçağ skolastizminin kilise egemenliğinde ve kilise yorumunda tamamen gnostik bir çerçevede şekillenmiş Aristoteles algısının gerçek bir Aristoteles algısına dönüşünü mümkün kılan en ünlü isim İbn-i Rüşd'dür. İşte buradan hareketle siyaset ve ideolojinin belirleyici olmamasını, ilmin kendi kulvarında kendi özgür yürüyüşüyle
yürümesi gerektiğini söylüyor. Ve böylece bizim yeniden kalkınmamızın, yeniden aydınlanmamızın zemininde de siyasetten ve ideolojiden arınmış bir bilimsel hareketin, bir bilimsel kalkınmanın gerekliliğine vurgu yapıyor. Bilim insanları siyasetten ve ideolojiden arınmış olmaları gerekir. Özellikle politik ve siyasi ideolojilerden söz ediyorum. Cabir merhumun da vurguladığı budur. Eğer bilim insanları bilimi ideoloji, siyasi ve politik ideoloji tabii ya dönüştürürlerse sonuçları İslam kültüründe gözlemlediğimiz sonuçlardan farklı olmaz. İleride konuşacağız bunu Burhan bölümünde. Bilimin de bir ideolojisi söz konusudur ama bu siyasi ve politik ideolojiden çok farklı bir ideolojidir. Peki böyle bir noktada Arap İslam kültürünün oluşumunun serüveninin efendim ele alındığı böyle bir süreçte Cabiri bize tam olarak ne öneriyor? Bunu ikinci kitabında cevaplayacağını söylüyor. Bu her bir epistemolojinin emarını çekecek ve bunların ne olduğunu söyleyecek. Ve diyecek ki bu üç aklı tam olarak anladığımızda bundan sonraki yolculuğumuza bu üç akıldan herhangi biriyle mi, bunları birbirleriyle mezcederek oluşturacağımız yeni bir eklektik akılla mı, yoksa bunların hepsinden epistemolojik bir kopuşu gerçekleştirmiş, kendisini yeniden tanımlanmış farklı bir epistemolojik akılla mı yürüyeceğimizi ondan sonra belirleyeceğiz diyor ve bunları önerecek. Biz bugün bu üç aklı da kendimizde temsil eden bir geleneğin çocukları olarak kütüphanelerimizi dolduran tüm birikimler bu üç aklın ürünleri olması hasebiyle bu üç akıl bizim her zaman genetiğimizde var olacaktır. Bunları reddedemeyiz. Bunlarla barışık olmak zorundayız. Bunları önemsemeliyiz. Ama bunları önemsemekle bunları kutsamak aynı şey değil. Bu akılların ürünlerini bilmekle bu akılların ürünlerini dokunulmaz kılmak aynı şey değil. Cabiri merhum bize bu üç aklın İslam kültürü olarak muazzam bir miras olduğunu her zaman söyler. Ve bunların her birerleri geliştirdikleri temel ilkelerle bizim aynı zamanda aklımızı da inşa etmişlerdir der. Beyan da bir akıl inşasıdır, irfan da bir akıl inşasıdır, burhan da bir akıl inşasıdır. Çünkü her biri nasıl akledeceğimize ilişkin bir usulde, bir yöntemde bulunur bize. Bu önemlidir de. Ama Cabiri'nin dikkatimizi çektiği şekilde söyleyecek olursak değerli izleyenler, bir akıl için
ilkeler koymak çok önemlidir. Bunu yazmama izin verir misin? Yani, akıl için, akıl için akledeceği ilkeler belirlemek son derece önemlidir. Son derece önemlidir. Çünkü bu ilkelerle akledecek. Ancak bir o kadar önemli olan bir diğer husus da şudur. İlkelerimiz aklımızın hapsedildiği duvarlara dönüşmemelidir. İlkeler aklı esir alan ve onu tutsak eden duvarlara dönüşmemelidir. Onun için derslerde çok sık kullandığım için öğrencilerim hemen hatırlayacaklardır. Şöyle bir ifade, bir cümle kurarım sıklıkla. Kaleler bizi korudukları için çok önemlidirler. Düşmandan bizi korurlar. Onun için kale duvarları ne kadar muhkem olursa o kadar iyidir. Fakat bir başka açıdan bizi koruyan bu kaleler aynı zamanda kalenin sınırlarının dışına çıkmamıza izin vermeyen hapishane duvarlarına da dönüşürler ve bizi içinde hapsederler. Evet. Koruyucu olmakla hapsedici olmanın birlikte olduğu kale örneğinle hareketle işte ikinci kitapta ve daha sonra okuyacağımız kitaplarda da üzerinde duracağım üzere değerli izleyenler, öyle bir kale inşa etmeliyiz ki sadece bizi korumalı, hapsetmemeli bizi. Öyle akıl için ilkeler koymalıyız ki aklı esir almamalı. Aklın işlevselliğine, hareketliliğine, hareket alanına bent olmamalı. Bunu nasıl başaracağız? Her türlü ideolojik saplantıdan, politik ve siyaset körlüğünden kurtularak yapacağız. Ben bilim insanları için söylüyorum. Siyasetçiler için söylemiyorum. Elbette devleti idare edecek siyasetçiler olacak. Onların ideolojileri olacak. Onlar onu söyleyecekler. O onların işi. Ben kendi işim üzerine konuşuyorum. Akademik camia, akademisyenler için, kendim için söylüyorum. Biz bunlardan uzak durmalıyız ve bu uzaklık içinde saf bir bilim insanı olarak bu ilkeleri geliştirirsek bu mümkündür. Bunu yapabiliriz. Yeter ki Allah-u Teala'nın bize lütfettiği aklı bunu yapabilme istikametinde çalıştıralım. Bu mümkündür. Ve kısmet olursa bundan sonraki Cabir'i okumalarımız muhtemelen seneye bugünleri bulacak, öyle gözüküyor. Yani bir yıl sürecek olan bir Cabir'i okumalara başlayacağız. İkinci düzey okumaları olarak. Bir yıl sürecek sanıyorum. Ve bir aksilik olmazsa önümüzdeki sene bugünlerde Cabir'i okumalarını bitirmiş olmayı umut ediyorum. O derslerimizi yaptığımızda zaten bize bugün konuştuğumuz
yeni bir akıl konusunda epeyce bir şey konuşmuş olacağız. Zihinlerimiz epeyce bir noktaya gelmiş olacak. Böylece bu dersler afişlerinde, YouTube kanalımdaki afişlerinde de göründüğü üzere birer akademik rehberlik dersleridir. Yüksek lisansına başlamış, doktora yapmakta olan, doktorasını bitirmiş değerli meslektaşlarım, öğrencilerimiz için İslam kültürünü doğru okumaya, değerlendirmeye, muhtevasına vakıf olmaya, bunlar üzerinden akademik bir perspektifle bakabilmeye, değerlendirebilmeye vesile olması bakımından yaptığım bu hedef, bu amaçla, sadece bu gayeyle yaptığım bu dersler inşallah amacına ulaştığında izleyici öğrencilerim ve değerli dostlarım için, kardeşlerim için bir ufuk açıcı pencereye dönüşeceklerinden hiç kuşkum yok. Ama son olarak bu kitabı sizlere aktarmaya çalışmış, değerlendirmelerde bulunmuş bir akademisyen olarak burada Cabiri'den farklı bir hususa dikkatinizi istirham ediyorum. Hangi saikle olursa olsun Cabiri merhumun irfana olan aşırı karşıtlığı bir bilim insanı ve mütefekkir olarak uygun bir karşıtlık değil. Çünkü insanlık tarihinde ileride inşallah Seyit Hüseyin Nasır okumaları yapmayı düşünüyorum. Orada da hikmetten ve gelenekten, geleneğin mahiyetinden bahsettiğimizde bunlar üzerinde inşallah daha detaylı duracağız. Binlerce yıllık insanlığın bir birikimi olan irfandan uzak durmak yerine bunu çözümleyebiliriz diye düşünüyorum. Ve bugüne kadar yapmış olduğumuz derslerimizde de vurguladığımız üzere temelinde Burhan'ın bulunduğu, Burhan'ı temele alan, üzerine beyanın konulduğu bir epistemolojiyi, Burhan temelli bir beyani epistemoloji. Temel bu. Burhan temelli bir beyan epistemolojiyi ümmet, yani Müslüman toplum olarak, toplumsal akıl diyeyim ben ona, toplumsal aklımız bu olmalı. Toplumsal akıl Burhan ve beyandan müteşekkil olmalı. Ve Müslüman kültür ve topluma aidiyetimiz yönüyle hepimiz Burhan temelli bir beyana sahip olmalıyız. Çünkü biz o kültürün çocuklarıyız. Ama birey insanı kamil, birey ve insanı kamil olmak bakımından da irfani epistemolojiye kesinlikle sahip olmalıyız. Onun için irfani epistemoloji bireysel tekamülümüzün zemini, Burhan temelli beyan da toplumsal tekamülümüzün zemini olabilir, olmalıdır da. İrfanı dışlayarak, yok sayarak, sadece Burhan ve beyan üzerinden teşekkül ettireceğimiz bir toplumsal akıl çok yavan bir şey olur. Çok yavan. Çok yavan kalır. Yani toplumumuzun her zaman Yunusları, Mevlana'ları, Şems-i Tebrizileri,
Beyazıt-ı Bistamileri hallaçları olmalı. İbni Arabi'siz bir muhteşem toplum olmaz. Bir Molla Sadra'sız olmaz. Bir Konevi'siz olmaz. Bunlar olmalı. Zaten bunlar olmadığı için ortalıkta bir sürü sahtekar dolaşıyor. Bunlar olsa bu şarlatanların hiçbirisi piyasada dolaşamaz. Meydanı erlerine bırakmazsanız şerler dolaşır. Bu itibarla bireysel tekamülümüzde irfan çok önemli. İrfanı konuşurken inşallah bunların üzerinde de ayrıntılı bir biçimde duracağımızı inşallah şimdiden söyleyelim. Öyleyse biz bu muhteşem mirasımız ve birikimimizden her yönüyle istifade etme imkanımız var ve her yönüyle istifade etmeliyiz. Ve İbn-i Rüşd örneğinde olduğumuz gibi aynı zamanda filozof, aynı zamanda fakih, aynı zamanda baş kadı olabiliriz. Bireysel olarak. Bunları başarabileceğimizi umut ediyorum. Yeter ki bu geleneğin hepsinin bizim geleneğimiz olduğunu görerek, fırkalara bölüp dağıtıp parçalayıp ideolojik olarak düşman kutuplara bölmeden ve dönüştürmeden, Müslümanım diyen herkesi kardeşimiz bilerek, İslam'ı hepimizi altında toplayan büyük bir şemsiye olarak görüp, Hazreti Peygamber'in hepimizin birlikte bağlı bulunduğu tesbihin imamiyesi gibi imamımız, rehberimiz, örneğimiz addederek farklılıklarımızı da tesbihin taneleri gibi bir tesbihi oluşturmanın zorunlu tanecikleri olarak görüp bunu bir güzelliğe dönüştürüp bir iple bağlanıp hablül metin olan Kur'an'ı bir iple onu bir tesbihe dönüştüren hablül metin olarak görmeyi başarabilirsek, şuculuğu buculuğu bırakıp benim mürşidim seninkinden kamil, benim üstadım seninkinden alim, benim bilmem kimim seninkinden şöyle böyle yarıştırma bencilliğinden ve cehaletinden kurtulabilirsek, pardon, senin kamil mürşid, niye benim de kamil mürşidim olamıyor? Bunun için ondan el tutmak, tövbe almak zorunda mıyım? Aynı Müslüman camianın muhteremi değil mi? Evet, niye hepimizin olmuyor? Ya da benim üstadım niye senin de üstadın olamıyor? Neden İslam coğrafyasının her bir yerindeki güzellik bizim güzelliğimiz olamıyor? Niye biz yok? Her şeyi var eden Yüce Mevla eşsiz, ortaksız birliğine rağmen nahnu, 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 biz, biz diyor da bize ne oluyor acaba da ben, ben, enele, enesi üzerinden ayrışıyoruz, bölünüyoruz. Ya ne zaman birbirimizi sadece Müslüman olduğumuz için sevebilmeyi başaracağız? Oturduğumuz mahalleyi, ait bulunduğumuz düşünceyi, mensup bulunduğumuz tarikatı, şeyhi vesaireyi, bizleri bölen, parçalayan ve düşmanlar haline getiren bir virüs olmaktan çıkartacağız, kurtulacağız. Bunu başaramadıktan sonra hiçbir şey başarma şansımız zaten yok. Onun için inşallah ikinci kitapta bu hususların üzerinde daha detaylı bir şekilde durmayı umut ediyorum. Efendim, aslında bunu uzun soluklu bir Cabiri okumaları projesi olarak zihnimde tasarlamamış olsaydım,
YouTube kanalında bu dersleri akademik rehberlik dersleri olarak vermeyi hedeflemeseydim, bu birinci kitabı çok daha uzun, yani belki de bir 100 video olacak şekilde içeriklerini daha derinleştirerek uzatabilirdim. Ama bu birinci kitap sonraki okumalarımızın ana zemini ve hazırlığı ve bir girişi, bir mukaddimesi olduğu gerçeğinden hareket ederek bu 18 videoyla birinci kitap okumalarımızı çok şükür sonuçlandırmış olduk. Umarım Yüce Mevla hepimize sağlık, afiyet lütfeder. Önümüzdeki sene bugünlere geldiğimizde Cabir-i merhumun buraya da onu yazarak tamamlayayım konuşmamı. Bir ikinci kitap Arap İslam aklının kültürel yapısı diye Türkçe çevrildi. Kültürel yapısı. Bu kitabı okuyacağız. Bu kitaba ek olarak içindeki içerikleriyle ilişkilendirerek siyasi aklı, 3 felsefi mirasımızı, Burhan içinde felsefi mirasımızı, beyani epistemolojide siyasi aklı, Burhan epistemolojide felsefi aklımızı okuyacağız. 4 yine felsefi aklımız ve Burhan epistemoloji çerçevesinde yeniden yapılanma kitabını bunları bu 4 kitabı Cabiri okumaları ikinci düzey akademik rehberlik başlığı altında inşallah bayramdan sonra başlamayı düşünüyorum. Şimdiden hepinize tüm ailenizde mutluluk dolu, sağlık, afiyet dolu bir bayram geçirmenizi dileyerek sözlerime son veriyorum. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz. Sağlık ve afiyetle kalınız. Değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim.